Salih Bey, galiba boşuna acele ediyoruz. Toplantı az sonra başlayacak. Nerede kaldı bu herif? Belki de vazgeçti. İşte buna dünyada inanmam. Hadi fırla. Bir an her şeyin bittiğini sandım. Toplantıya yetişmemizi engellemek istediler. Kim olduklarını tahmin etmek hiç de güç değil. Ekrem'in adamları. Ya da diğerlerinin. Eğer birkaç dakika vaktimiz olsaydı derslerini verirdim. Saat kaç? 4:20 geçiyor. Yetişemeyeceğiz. Yetişeceğiz. Çünkü yetişmek istiyor. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Başkan, saat tamam. Artık zarfları açabilirsiniz. Haklısınız beyler. Daha fazla beklemenin bir anlamı yok. Bildiğiniz gibi konu Suudi Arabistan'a yapılacak olan toplu hayvan taşımacılığıdır. Evet, ilk zarfı açıyorum. Bu zarf Korkmaz Holding sahibi Orhun Korkmaz'a aittir. İyi günler Sayın Başkan. İyi günler beyler. Sayın Başkanım, teklif mektuplarını açmadan önce sahibi bulunduğum Er Yılmaz Holding'in teklifini sunuyorum. En düşük fiyat teklif eden firmanın %10 eksiğini firmam adına teklif ediyorum. Teklifiniz incelenmeye alınacaktır. Yapılan teklifler incelenmiş olup, bu konuda en ucuz fiyatı veren Er Yılmaz Holding sahibi, Salih Er Yılmaz, Suudi Arabistan'a yapılacak olan toplu hayvan taşımacılığı ihalesini kazanmış bulunmaktadır. Tebrik ederim beyefendi, ihaleyi biz kazandık. Kazanacağımızı biliyordum Rıfat. Ne yazık ki bu defa da kaybettiniz Ekrem Bey. Ne yapalım, hayatın cilveleri bunlar, üzülmeyin. Unutmadan söyleyeyim, buraya gelirken arabamın üzerine bir kamyon geldi ama kendileri güç durumda kaldılar. Tarafımdan özür dileyin lütfen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. En kısa zamanda arayacağım sizi. İyi günler beyler. Böyle bir fiyata bu işi yapmak için insanın aklını kaçırmış olması lazım. Onu bunu bilmem, bir kere daha kazandı. Eğer böyle gidecek olursa hepimiz topa attık demektir. Böyle gitmeyecek. Gidemez. Onun bir zayıf noktasını mutlaka bulacağım. Ayaklarımın dibinde sürünecek, yalvaracak. Şimdi bir kere daha emin oldum ki sizin işiniz imkansız olanı başarmak. Kurtlar sofrasında aslan payını kapmak. İşte işin en zevkli yanı bu dostum. S-
Sadece işiniz için yaşıyorsunuz. Başarınızın sebebi bu herhalde. Haksızlık ediyorsun Rifat. Evet, işim çok önemli. Ama şu bizim deli oğlan. Varım yoğum o benim. Hem seviyorum hem kızıyorum. Başımın belası. Ona abilikten çok babalık ettim. Avrupalarda okuttum. Ama sonunda her gelenin bana attığı kazığa bak. Şimdi de siz haksızlık ediyorsunuz doğrusu. Merhaba kızım. Günaydın. Bora Bey sizi mahcup etmiş sayılmaz ki. Avrupa'daki öğrenimini başarıyla bitirmedi mi? Başarıyla bitirmiş. Ben onu ekonomi politik okusun diye gönderdim. O Fransa'da sinema okulunu bitirmiş. Düşünebiliyor musun? Rejisör olacakmış. Sinemacı. Beni öldürecek bu çocuk. Üç kız ve üç erkek dans ederek otomobilin önünü kapatacaklar. Sağdaki kıza da biraz daha koyu bir ışık verin. Mesela kırmızı. Ama beni de ajansdan gönderdiler. Bugün çekimin var dediler. Beni ilgilendirmez. Onlardan iki kız istemişsin. Üç değil. Acele edin biraz. Set birazdan hazır efendim. Evet. Neden beni anlamak istemiyorsunuz? Sabahtan beri hazırlandım. Bekliyorum. Yeter artık. İşim başımdan aşmış zaten. Bir de seninle uğraşamam. Bir dakika bekler misiniz küçük hanım? Neden ağlıyorsunuz? Sinirlerim bozuldu herhalde. Giydirdiler, makyajımı yaptılar, saatlerdir beklettiler, şimdi de işin yok diyorlar. Bu iş senin için o kadar önemli mi? Neden cevap vermiyorsun? İnsanlar yaşamak için çalışmak zorundadırlar efendim. Eğer bu işten biraz anlıyorsam çok güzel resim vereceksin. Geç bakalım kameranın karşısına. Yani şimdi ben oynayacak mıyım? Evet. Bu sette ben ne dersem o olur. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bunları sonra konuşuruz. Şimdi ne dersem can kulağıyla dinle ve istediklerimi yap. Kendinden emin ol. Başaracaksın. Hadi. Herkes yerine geçsin. Son prova yapıyoruz. Evet, çekim Dikkat. Başlıyor. Verin müziği. Bu yaptığınızı hiçbir zaman unutmayacağım. Daha önce reklam filminde oynamış mıydınız? Hayır. Neden sordunuz? Eğer resimlerin düşündüğüm gibi iyi çıkarsa bu yoldan çok para kazanabilirsin. Benim derdim çok para kazanmak değil. Sadece insan gibi yaşamak. Kaç yaşındasın Serpil? Bu soruyu hayatının kaç yılını mutlu geçirdin diye sorarsanız daha doğru yanıt alırsınız. Peki. O zaman öyle sormuş olayım. Hayatımdaki mutlu günleri toplarsam daha yeni doğmuş bir bebek sayılır. Demek acıyla yoğrulmuş bir yaşam, güzel ama mutsuz bir genç kız. Kimsin sen Serpil? Nereden gelip nereye gidiyorsun? Ne iş yapıyorsun? Hayatımın hiç de öyle esrarengiz bir yanı yok. Küçük yaşta annemle babamı kaybetmişim. Sonra Kıbrıs'ta uzak bir akrabamın yanında itilek akıla büyüdüm. Beni öylesine ezdiler ki. Hayattan nefret etmeyi orada öğrendim. Peki sonra? Sonrası daha da basit. Genç bir kız olunca onların yanından kaçarcasına ayrıldım. İstanbul'a, bu acımasız şehre büyük umutlarla geldim. Hikayenin sonunu çok merak ediyorum. Merak edilecek hiçbir yanı yok. Parasızlık, sefalet. Sesim güzeldi, küçük bir gazinoda şarkı söylemeye başladım. Bu hikayenin sonunda genç kızlar ya bir as solist olurlar ya da... Ya da pavyona düşerler, orospu olurlar değil mi? Demek ki benim hikayem daha sonuçlanmadı. Çünkü ne as solist oldum ne de sokak kadını. Sana yardım edeceğim Serpil. Birlikte güzel işler başaracağız. Size inanıyorum. Çünkü hayattan bir tokat daha yemek istemiyorum. Buna dayanamam artık. Mutlu günlere. İyiliğine.
Hoş geldin oğlum. Çok yorgun görünüyorsun. Bu kadar çalışmasan olmaz mı? Senin o haylaz oğlun işlerin bir kısmını üzerine alsa bu kadar yorulmayacağım. Biraz anlayışlı ol oğlum. Bora daha çok genç. Ben ondan daha gençken çalışmaya başladım. Sıfırdan bir servet yarattım. Biliyorsun ana, onu canımdan çok severim. Ama böyle fasafis o işlerle uğraşması öyle ağrıma gidiyor ki. Abi, bugün erken dönmüşsün. Aa, rejisör beyimiz işten döndüler. Abi, lütfen başlama yine. Nasılsın anacığım? Sağ ol evlat. Bitkin görünüyorsun. Çekimler seni çok yoruyor galiba. Abi, gene başlama lütfen. Ne yapmak istediğimi defalarca anlattım sana. Bin kere daha anlatsan seni anlamama imkan yok Bora. Sinema diye, sanat diye tutturdun. Sonunda kıçı kırık reklam filmleri çekiyorsun. Ama her şeyin bir başlangıcı vardır abi. Reklam filmi nedir? Hiç derinliğine düşündün? Reklamını yaptığın malın ne olduğunu hiç inceledin? El alemin çürük çarık mallarını kızlarla, danslarla süsleyip büsleyip satılmasına yardımcı oluyorsun. Ben olayı böyle görmüyorum. Sen nasıl görürsen gör, umurumda değil. Sahte kocaman bir çarkın küçücük bir parçası oluyorsun. Sen de bu çarkın bir parçası değil misin? Ben bu çarkın bir parçası değil, bu çarkı döndüren bir avuç insandan biriyim. Ama ben elimden geldiğince dürüst oynuyorum. Köpeklere, kurtlara, sırtlanlara karşı. Nusret Bey ve arkadaşları geldiler efendim. Baş üstüne. Ekrem Bey sizleri bekliyor, buyurun. Hoş geldiniz beyler. Buyurun oturun. Bu son ihaleden sonra herhalde artık siz de benim gibi düşünüyorsunuz. Bundan böyle aramızda hırlaşma yok. Tek bir düşmanımız var. Ortak bir düşman. Er Yılmaz Holding. Daha doğrusu Salih Er Yılmaz. 3 ay sonraki baraj projesini de Er Yılmaz Holding'e kaptırırsak bizim sonumuz olur. Ama bir de tersi olursa onu allak bullak edecek bir şeyler bulmalıyız. Bir küçük açık, bir püf noktası. Bu baş belasının mahvolmasını bu akşam kutlayalım. Buyurun efendim. Bu akşam için bakışta bir masa ayırtın bana. Neden orası? Orada dinlemek istediğim bir şarkıcı var. Bora, hoş geldin. Hoş bulduk. Neden içeri girmedin? Şimdi geldim. Selfie, sana bir haberim var. Yarın şirketin sahibi bizim filmi seyredecek. Sen de geleceksin. Ben gelmesem daha iyi olur. Neden? Korkuyorum Bora. Çok korkuyorum. Ya beğenmezlerse? Beğenecekler yavrum. Çok beğenecekler. Yarın senin için yeni bir yaşamın başlangıcı olacak. Girin. Ekrem Bey bu defa bu küçük armağanı kabul edeceğinizden emin olduğunu söyledi. Bu Ekrem Bey yanlış kapı çalıyor. Yüzüğü ona geri ver. Ama Serpil Hanım. Bunu ona geri verin dedim. Kim bu Ekrem Bey? Zengin müşterilerden biri olmalı. Önce çiçeklerle başladı. Şimdi iş pırlanta yüzüğe geldi. Parayla her şeyi halledebileceğini sanan saygısızın biri. Üzme kendini. Yarın her şey düzelecek. Kurtulacaksın buralardan. Her şeyi en açık detayına kadar anlattım. Baraj işi için 3 aydan az bir zamanımız var. Ekrem'in diğer 2 rakibimizle birleşmesi işi oldukça yokuşa sürecek.
Bu defa çetin bir cevizle karşı karşıyayız arkadaşlar. Ama bunu da başaracağız. Tam bir hafta sonra bu konudaki raporlarınızı bekliyorum. Toplantı bitmiştir. Bu defa işimiz gerçekten güç Rifat. Üçe karşı biriz. Onların birleşmesi bizi etkilemeyecektir efendim. İnşallah. Bunlar da amma reklam yaptılar. Bütün şehirde bu kızın yüzünü görmekten bıktım. Doğrusunu söylemek gerekirse kız güzel. Şıllığın biri olmalı. Bu reklamcılar her şeyi nasıl da yutturuyorlar adamı. Ama oldukça başarılı bir kampanya. Kardeşiniz Bora Bey hazırladı. Bora mı? Bu fotoğrafları o mu çekti? Başından sonuna kadar tüm kampanyayı o yürüttü. Fotoğrafları, afişleri, filmi. Hiç yoktan bir yıldız yarattı. Bir yıldız yarattı ha? Vay canına. Demek gece gündüz eve uğramamasının sebebi bu kız ha? Dur bir dakika. İyi reklam yapmışlar doğrusu. Bu senin kız değil mi ortak? Hani şu şarkıcı olan? Vay canına, ta kendisi. Bu iyi oldu işte. Ne oldu ortak? Hiç aklıma bir şey geldi de birazdan toplantıda öğrenirsin. Gidelim. Peki. Bu bayiliğini aldığımız otomobiller için büyük bir reklam kampanyası başlatacağız. Bundan önce hiç böyle bir reklama ihtiyacımız olmamıştı. Çağ değişiyor. Buna ayak uydurmalıyız. Şu Volvo reklamlarını hazırlayan firmayı bulun bana. Kampanyayı onlar hazırlayacak. O kızı da istiyorum. Onu oynatacaklar. Emredersiniz efendim. Ya baraj işi? O konuya da bir çözüm arıyorum. Birkaç gün içinde yeniden toplanacağız. Harika bir iş daha aldık Serpil. Tabii yine sen oynayacaksın. Birlikte yola çıktık, birlikte devam edeceğiz. Adam ısrarla senin oynamanı istiyormuş. Her şey bir anda nasıl da değişti. İnanasım gelmiyor. Daha iyi olacak, göreceksin. Sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Bundan birkaç hafta önce yaşamamın hiçbir anlamı yoktu benim için. Bir boşluğa, dipsiz bir kuyuya doğru yuvarlanıp gidiyordum. Sonra birden sen çıktın karşıma. Sihirli bir değnek gibi, delicesine esen bir rüzgar gibi. Sisler dağıldı aniden. Kara bulutlar kayboldu. Biraz fazla büyütmüyor musun? Hayır, büyütmüyorum. İçimde sana karşı filizlenen, gelişen öyle duygular var ki bunun adı minnet olamaz. Aynı duyguyu ben de yaşıyorum. Ama ben bunun ne olduğunu biliyorum Serpil. Sevgi bu, aşk bu, tutku bu. Delicesine bir şey. Bundan böyle bir saniye olsun senden ayrı yaşayamam. Eğer kötü bir şey olursa, eğer bir gün beni bırakır gidersen yaşayamam, ölürüm. Yeni bir iş almışsın. Kutlarım. Büyük bir iş. Bayilik değiştiren Murat arabalarının reklamını yapacakmışsın. Evet. Bu şirket kimin biliyor musun? Biliyorum tabii. Ekrem Kur'an'ın bir sürü şirketinden biri. O Ekrem dediğin yılan benim can düşmanım. Fırsatını bulsa bir kaşık suda boğacak beni. Yok edecek. Ama abi... Sen otomobil ithal etmiyorsun ki. Bu konuda senin rakibin sayılmaz. Bu işi burada kesip atacaksın. Yok, hayır. Bunu yapamam. Neden? Neden yapamazmışsın? Söz verdim. Kime söz verdin? O boyalı şıllığa mı? Onun hakkında böyle konuşamazsın abi.
Biliyor musun? Sen toy bir budalasın. Onun masum yüzüne, cilvelerine kandın ve ona tutuldun. Ama sonunda ne olacak biliyor musun? O istediği başarıya kavuştuktan sonra senden yeterince faydalandığını anlayıp bir başka dala konacak. Seni de bir böcek gibi bir fiskede fırlatıp atacak üzerinden. Nasıl bu kadar emin olabilirsin abi? Onu daha tanımıyorsun bile. Bütün kadınlar böyledir. Sonunda hep yalnız bırakırlar insanı. Bazen seni hiç anlayamıyorum. Hadi şimdi çık git buradan. O kızın kollarına git. Alo Rıfat, sana bahsettiğim kız vardı ya, Volvo reklamındaki kız. Onun hakkında her şeyi öğrenmeni istiyorum. Bütün kaynaklarını kullan. 2 gün vaktim var. Unutma, doğumundan bugüne, en ufak ayrıntısına kadar. Anne, abim neden kadınlara düşman? Neden kendisine sormuyorsun? Bu konuda öyle hassas ki, sanki tüm kadınlardan nefret edermiş gibi bir hali var. Onun o sert görünüşünün altında öyle hassas bir yüreği vardır ki oğlum, anlamak güçtür abini. Ben bile yıllar sonra yavaş yavaş bazı şeyleri fark ediyorum. Hayırlı olsun Bora Bey. Şimdiye kadar yaptıklarınızın en iyisini bekliyorum. Evet, en iyisi olacak. Sizin yeteneğinizle Serpil Hanım'ın güzelliği birleşince böyle olmaması için hiçbir neden yok. Bir an önce hazırlıklara başlamamız gerekiyor. Çekim ne zaman? Yarın sabah. O zaman iyi şanslar. Belki yarın ben de bir ara uğrarım. İyi günler. Hoşça kalın. Adamın sana bakışını hiç beğenmedim. Aldırma, bu zenginler hep böyledir. Onları yakından tanıyormuş gibi konuşuyoruz. Ben hayatımda yalnız seni tanıdım Bora. Başka kimseyi de tanımak istemiyorum. Çünkü seni deliler gibi seviyorum. Murat, zor koşulların arabası. Stop! Tamam, çok güzel oldu Hakan'cığım. Şimdi ikinci sahneyi hazırlayın lütfen. Nasıldı? İyi miydin? Nasıl olacaksın? Yine harikaydın. Bu restor bozuntusu da çok ileri gidiyor. Şunu soyunu sopunu öğrenin demiştim size. Sadri dünden beri onların peşinde. Adamın kızın dalgası olduğu muhakkak. Kim olduğuna gelince birazdan öğreneceğiz. Çok iyi oynuyor. Bu restor Salih'in kardeşiymiş. Vay canına. Dünyada aklıma gelmezdi. Demek o Hergene'nin kardeşi ha? Şimdi yaktım seni Salih. O kendini beğenmiş yakışıklı yüzünü ayaklarıma kapayacaksın. Bundan kimseye söz etmeyin. Bora'ya da söyleyin yarın sabah onda bana gelsin. Yeni bir iş konuşacağım onunla. Çekime Avrupa'da mı devam edelim? Evet.
Dünkü çalışmanızı izledim. Sizi kutlarım. Her şeyin daha gösterişli, daha mükemmel olmasını istiyorum. Ama bu bir hayli pahalıya patlar. İşin para yanına düşünmeyin. İki gün sonra yola çıkarsınız. Sizin ve ekibinizin pasaport ve döviz işlemlerinizi ben hallederim. Düşünün, ismimiz İtalya'da, Fransa'da, Avrupa'da. Gerçekten etkili olacak. Serpil Hanım'ı da götüreceksiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Nasıl olsa para sizin. O zaman hiç vakit geçirmeden hazırlıklara başlayın. Yarın telefon eder, gelişmeleri bildiririm size. Hı hı. İyi günler. Güle güle. Bu iş tamamdır. Paraj işi artık bizim demektir. Ne ilgisi var bunun o işi? Hem de öyle bir ilgisi var ki, anlaman için iki gün yetecek. Neden benimle burada buluşmak istedin? Bazen işlerden sıkılınca buraya gelir, kafamı dinlerim. Martıların kanat çırpması, dalgaların sesi kendime getirir beni. Böyle duygusal olabileceğini hiç düşünmezdim abi. Ne? Abini kalpsiz biri mi sanıyorsun yoksa? Geçen günkü konuşmada belki biraz fazla katı davrandım. Ama sadece senin iyiliğini istiyorum, inan bana. Bundan hiç kuşkum yok ki. Bundan böyle işine karışmayacağım. Ne istersen yap. Ama kadın konusunda dikkatli davranmanı istiyorum. Çoğu zaman onlar insanı felakete götürür. Lütfen yine başlama abi. Yarın bir haftalığına Avrupa'ya gidiyorum. Dönünce her şeyi uzun uzun konuşur tartışırız. Oldu mu? Onunla mı gidiyorsun? Hadi abi uzatma ne olur. Bana bir hafta izin ver. Yeni evinin bu kadar güzel olacağını hiç düşünmemiştim. Bil bakalım kimin sayesinde oldu. Hadi yine başlama. Sen de bu güzellik, bu yetenek olmasaydı ben ne yapabilirdim ki? Bakalım ahçılığım içinde böyle övgüyle söz edecek misin? Hadi soğumadan başlayalım. Dünyanın en güzel ahçısının şerefini. Evet, ne oldu? Tam düşündüğümüz gibi patron. Şimdi kızın evinde. Sersem, benim için arabası önemli. Onu soruyorum. O da tamam patron. Yarın yolculuğa arabasıyla çıkıyor. Araba şimdi Cihangir'deki garajda. Sabah alacakmış. Bu iyi işte. O zaman sabaha kadar işini bitirirsiniz. Meraklanma patron. Her şey planladığın gibi olacak. Tamam. Sonun yaklaştı Salih Efendi. Bu gece hiç bitmesin istiyorum. Neden? Önümüzde dolu dizgin yaşanacak uzun bir yaşam var. Bilmediğimiz, düşünmediğimiz bir şeyler olacakmış. Bu mutluluk bitecekmiş diye korkuyorum Bora. Bunu düşündükçe kahroluyorum. Çıkar aklından bunları. Yarınki yolculuğu düşün. Bir hafta bambaşka bir dünyada birlikte olacağız. Seninle dünyanın neresinde olursa olsun mutlu olurum ben. Hadi elini çabuk tut çabuk. Eskisinden iyi oldu. Feriş daha gelse anlayamaz. Hadi kapıyı kilitle düğüne bundan çabuk çabuk. Hadi çabuk. Dur tamam. Çabuk çabuk. Hadi. Oh sabah olmuş. Çok az zamanımız kaldı. Sana bir çay yapsaydım. Daha garajdan arabayı alacağım. Eve gidip eşyalarımı toplayacağım. Ancak yetişirim. Seni seviyorum. Ben de. Tam 11'de buradayım. Ekip de buradan hareket edecek. Hoşça kal. Gel.
Ne oldu? Kız hakkındaki bütün bilgiler burada. Ama korkarım hoşunuza gitmeyecek. Bazı polis raporları da var. Polis raporları mı? Evet efendim. Her şey bu dosyanın içinde. Bana ihtiyacınız olursa dışarıda bekliyorum. Öpeyim anne. Güle güle. Hoşça kal. Kendine dikkat et oğlum. Arabayı da fazla hızlı sürme sakın. Merak etme anacığım. Çocuk değilim artık. İyi yolculuklar. Merhaba. Hareket için sizi bekliyorduk Bora Bey. Hoş geldiniz. Yola çıkabiliriz. Herkes hazır mı? Evet hazırız. Serpil Hanım daha aşağı inmedi mi? O da hazır. Ekrem Bey bizi yolcu etmeye gelmiş onun arabasında. Hiçbir şey unutulmasın. Baş üstüne. Günaydın. Günaydın Bora. Hayrola Ekrem Bey? Siz de mi geliyordunuz? Hayır Bora. Ekrem Bey bize iyi yolculuklar demeye gelmiş. Keşke gelebilseydim. Böyle bir tatile çok ihtiyacım var ama işlerim başımdan aşkın. Biz tatile değil, iş yapmaya gidiyoruz. Ben tatili kendim için düşünmüştüm oğlum. Siz tabii iş yapacaksınız. Hadi yola koyulun. Hiç aklından çıkarma. Bomba gibi bir film istiyorum. İyi yolculuklar. Sağ olun. Güle güle. Hadi çocuklar, hepimize hayırlı olsun. Kapı Kule sınırında buluşuruz. İçi kafalı toy kerede. Bakalım yaşamının bundan sonraki bölümü nerelerde geçecek. Bu herifin sana olan ilgisinden hiç hoşlanmıyorum. Kıskançlık sana hiç yakışmıyor, biliyor musun? Ne istiyordu? İyi yolculuklar dilemeye gelmiş. Sadece o kadar mı? Tabii. Yalnız bana değil, hepimiz için gelmiş. Yalvarırım bırak böyle tatsız şeyleri. Sen dememiş miydin bana önümüzde yepyeni bir dünya var diye? Hiç merak etmeyin. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasıl gitti? Harika. Her şey düşündüğümüz gibi. Birkaç saat sonra Salih'in çırasını yakacağız beyler. Bey geldiler. Sizinle görüşmeleri gerekiyormuş. Kim dedin anlamadım. Ekrem Kur'an Bey efendim. Peki gelsin bekliyorum. Sen ha? Aslında bu kararı vermem kolay olmadı. Ben de çok düşündüm. Ama telefonda halledilecek mesele değildi bu. Evet seni dinliyorum. Yalnız pek vaktim yok. Misafirperverliğine hayranım doğrusu. Ama benim de fazla vaktim yok. Hemen konuya gireceğim. Güç durumda olan biri için yardım istemeye geldim. Güç durumda olan biri mi? Kimmiş o? Kardeşin. Onu ancak sen kurtarabilirsin. Kardeşimin adını ağzına alma. Bora'nın arabası en geç yarım saat içinde gümrüğe girecek. Film ekibiyle beraber olduğu için ondan şüpheleneceklerini sanmıyorum. Her şey yolunda giderse gümrükten paşa paşa geçerler. Ne demek her şey yolunda giderse? 15 dakika içinde buradan istediğimi elde etmiş olarak çıkmazsam adamlarım gümrüğe bir ihbar telefonu edecekler. İhbar? Kimi ihbar edecekler? Bora'yı tabii.
Arabasının bazı yerlerine külliyetli miktarda uyuşturucu saklamış. Bunu yurt dışına çıkarmanın cezası çok ağırdır bilirsin. Yazık oğlana. Ömrü hapislerde çürüyecek. Bora böyle bir iş yapmaz. O yapmadı tabii. Haberi bile yok çocuğun. Ama o dün gece sevgilisinin kollarında sabahlarken birileri arabasına yerleştirmiş. Kalleş, kardeşimi pis işlere bulaştırmayacaktın. Geberteceğim seni. Eğer bana bir şey olursa kardeşin hapislerde sürür diyorum sana. Peki söyle, ne istiyorsun? Ha şöyle, iki medeni insan, iki iş adamı gibi konuşalım. Bu belgeyi imzalayınca baraj işinden vazgeçmiş olacaksın. İhaleyi biz alacağız. Sen bir yılandan farksızsın. Bu kadar büyütme canım. Sonuçta kaybedeceğin para olacak. Bu para milyarlar bile olsa kardeşinin yaşamına değmez mi? Ne oldu Bora? Niye sustun? Birden içimi garip bir sıkıntı kapladı. Seni böyle görmeye hiç alışmamışım. Hadi gülümse biraz. Akıllıca davrandın Salih. Şimdi kardeşin gümrükten başı belaya girmeden geçer. Ya arabadaki uyuşturucu? Bora'nın haberi bile olmadan sahipleri onu geri alır. Sen merak etme. Bunu yanına bırakmayacağım. İçini sakın kin bürümesin. İş hayatında olur böyle şeyler. Serpil Seren, Kıbrıs Rum kesimi polisince uyuşturucu madde kaçakçılığı şüphesiyle sınır dışı edilmiştir. Vay şıllık vay. Bana çabuk Kapıkule gümrüğünü bağla. Bora Bey siz misiniz? Evet. Size bir mesaj var efendim. İstanbul'da Salih Bey'i acele aramanız gerekiyormuş. Çok önemliymiş. Teşekkür ederim Emre Bey. Hala soruyor musun kalın kafalı? Beni dinleseydin bunlar başına gelmezdi. O arabayı sakın sınırdan çıkarma. Kadının dosyası da önümde duruyor. Ekrem'le birlikte planlamışlar. Yanındaki kadın uyuşturucu işinde. Benden söylemesi artık sana kalmış. Ne oldu? Neden dönüyoruz? Yoksa annen mi? Yalvarırım söyle Bora, cevap ver bana. Ne oluyor? Konuşsana. Çık dışarı. Demek içinde bana karşı filizlenen büyük bir aşk var. Deliler gibi seviyorsun beni, öyle mi? Bunu sen de biliyorsun Bora. Ne yapmak istediğini anlayamıyorum. Merak etme, şimdi anlayacaksın. Bora, delirdin mi sen? Evet, delirdim. Bir budala yerine konduğumu anlayınca delirdim. Senin sevgiden nasibini almamış, iki yüzlü bir yalancı olduğunu anlayınca delirdim. Daha ister misin? Anlatayım mı? Hayır, sana yalan söylemedim. Yemin ederim hiç yalan söylemedim. Öyle mi? Demek bana hiç yalan söylemedin ha?
Sen hiç yalan söylemezsin değil mi? O zaman bunların ne olduğunu, buraya nasıl girdiğini anlat bakalım. Yemin ederim bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorsun demek. Oysa Kıbrıs polisi senin bu tozları çok yakından tanıdığını yazmış. Kıbrıs polisi mi? Nereden öğrendin bunu? Oyun bitti artık küçük hanım. Yüzündeki o güzel masum maske düştü. Çirkef göründü. Abim haklıymış. Senin hakkında neler anlattıklarını bilmiyorum. Ama bir de beni dinle. Yalvarırım dinle. Gerçeği söyleyeceğim. Artık senden bir tek kelime bile duymak istemiyorum. Dosyandaki polis raporlarını bulmuş abi. Yalan! Yalan onlar! İftira! Peki bunlar da mı yalan? Ekrem'le bir olup abimle beni budala yerine koydunuz. Oysa seni ne kadar çok sevmiştim. Nasıl inanmıştım? Bana bunu yapamaz. Seni deliler gibi seviyorum. Sensiz bir hiçim ben. Sus! Bir zehir gibi yayıldın vücuduma. Beynime, damarlarımın içine. Kurtulacağım senden. Sahte gözyaşları sana hiç yakışmıyor. Ağlayacağına gülsene. Kahkahalarla gül. Ekrem'le birlikte arkamdan güldüğünüz gibi. Gül! Oh, Tanrım! Nasıl söyleyebiliyorsun bunları? Nasıl aklına geliyor? Bana hiç sormadan, savunma hakkı vermeden yargıladın ve mahkum ettin. Boşuna nefesini tüketme. Artık bir böcek kadar bile değerin yok gözümde. Bana bunu yapamazsın. Kalbimi, umudumu, yaşamımı sana bağladım ben. Çek ellerini üzerimden. Pisliğini daha fazla bulaştırma bana. Artık baraj ihalesi bizimdir beyler. Evet. Kim dedim? Bora mı? Sakın içeri bırakma. Bu arada Recep'le Aziz'i de çağır. Kapının önden ayrılmasınlar. Rejisör bey Avrupa seyahatinden vazgeçmiş. Telefonları bağlama. Hayrola aslanım? Ben seni Avrupa'da sanıyordum. Bütün bu yaptıklarını burnundan fitil fitil getireceğim. Ağzın daha süt kokuyor yavrum. O salak abinin de. Bırakın, bırakın ben. Durun. Burada patırtı istemem. Şu iti buradan çıkarın ve eşek sudan gelinceye kadar ıslatın. Belki o zaman aklı başına gelir.
Salih oğlum, daha yatmadın mı? Sen yat anne. Ben biraz çalışacağım. Allah rahatlık versin evladım. Sana da. İç kanamadan korkuyorduk ama atlattı. Allah'a şükür hayati bir tehlikesi de kalmadı. Ama gene de dikkatli olmalıyız. İstirahate ihtiyacı var. Onu görebilir miyim doktor? Birkaç dakika için. O da fazla yormamak şartıyla. Sağ olun doktor. Abi. Affet beni. Seni dinlemeliydim. Sus. Yorma kendini. Olan oldu bir kere. Ekrem'in adamları değil mi? Sen ha? Hı-hı. Eceline geldin köpek. Öğrendim Bora. Hemen yanına koştum. Hem geçmiş olsun demek istedim. Hem de... Yeter. Seni görmek istemediğimi söylemiştim. Yalvarırım, dinle beni. Bir an olsun her şeyi unut ve beni dinle. Birlikte geçirdiğimiz günleri düşün. İçinde sevgiden, aşktan yana en ufak bir kırıntı bile kalmadı mı? Aşktan, sevgiden söz etmeye hakkın yok senin. Hadi çık git şimdi. Son sözüm bu. Daha ne bekliyorsun? Al çiçeklerini ve defol. Bir gün bu söylediklerine pişman olacaksın Bora. Bir gün gelecek, nasıl yanıldığını anlayacaksın. Ama o zaman ben yaşamıyor olacağım. Thank you.
ağlıyorsun demek. Senin gibi birinin gözyaşı dökebileceğini hiç düşünmemiştim. Sen... Bu son olsun. Bir daha seni kardeşimin civarında görmek istemiyorum. Sen olsun demek. Sevdiğim adamın saygıdeğer zengin abisi. Hakkımda soruşturma yapan, beni yargılayıp ölüme mahkum eden adam. Sen gene de yaşamanın bir yolunu bulursun. Ben bu yaşa kadar hep bu yolu aradım beyefendi. Hayatımın her dakikası, her saniyesi kendime karşı dürüst olma savaşı içinde geçti. Yıllarca yılanlarla, çıyanlarla çevrili dünyada büyüdüm. Sonra karşıma Bora çıktı. O bambaşkaydı. Hayatımda ilk defa sevginin, sevgiye tutsaklığın ne olduğunu anladım. Siz bunu hiç duydunuz mu? Yüreğinizin ta derinliğinde hissettiniz mi bunu? Sus. Hayır. Bütün hayatım boyunca sustum. Son bir kez konuşmak istiyorum. Sevgi mi? Aşk mı? Adına ne dersen de. Ayaklarını yerden kesen bu mutluluğu tam yakaladığın anda kaybettin mi sen hiç? Bora da inanmadı. Onsuz yaşayamayacağıma ikiniz de inanmadınız. Çiçekleri sever misin? Sen zaten hayatında neyi sevdin ki? Paradan başka. Yalan bu. Ama ben Bora'yı sevdim. Ona onsuz yaşayamayacağımı söyledim. Yalan değildi bu. Yalan olmadığını şimdi sen de anlayacaksın. Al bunları. Gün gelir mezarıma belki kuru bir çiçek koymak istersin. Durumu nasıl doktor? Çok kan kaybetmiş. Kızın kanı sıfır grubu RH negatif. Ameliyat için kan bekleyeceğiz. Benim kan grubum doktor. Ona ben kan vereceğim. Sağ bacağınız sakat kalacak. Toparlayacaksınız. Yazıcım. İşte onun için bir hastaneye kalkmanız gerekir diyorum. Belki iyi bir estetik ameliyatı ile... Polis istemiyorum doktor, anladın mı? Soruşturma falan istemiyorum. Beni böyle bir hastaneye götürsen. Belki öyle bir yer ayarlayabilirim ama neden? Sen intikam nedir bilmezsin doktor. İş hayatının bir parçasıdır bu. Bana kimsenin soru sormayacağı bir yer bul doktor. Ve yüzümü orada eski haline getir. Buna ancak Tanrı karar verir. O zaman ona söyle... Sana yardımcı olsun. Serpil konusunda kendimi çok rahatsız hissediyorum Bora. Onun için galiba erken karar verdik. Bunları söyleyen sen misin abi? Ama bu kız senin için kendini öldürmek istedi. Bana ondan söz etme abi. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum. Peki, sen bilirsin. Abi, artık bu konunun üzerine gitmeyeceksin değil mi? (Gülüyor)
Alabilir miyim? Buyurun. Oldukça iyi görünüyorsun. Sayenizde. Kan vermemiş olsaydınız belki bugün... Yok. Bu konuyu kapayalım. Sizden özür dilemek istiyorum. Bora'ya karşı olan duygularınız hakkında ön yargılı ve erken davrandım. Ondan söz edip beni daha fazla üzmeyin lütfen. Size yardım etmek istiyorum. Gel benimle, Bora'ya gidelim. Faydasız. Beni yine görmek istemeyecektir. Bora hala olayın şokunu yaşıyor. Beraber gidersek ikna ederiz onu. Bunu neden yapıyorsunuz? Soruma cevap vermediniz. Neden yapıyorsunuz bunu? Özel bir nedeni yok. Birbirini seven iki insanı birleştirmek istiyorum sadece. Yürüyebilecek misin? Tabii, gayret ederim. Allah'ın cezası budala gitmiş. Kaçtı. Benden kaçtı. Hemen umutsuzluğa kapılma bakalım küçük hanım. Size faydası yok demiştim. Bulsak da beni görmek istemeyecek. O inatçıyı ben senden daha iyi tanırım. Bir yandan yüreği kan ağlıyor, diğer yandan gururu seni görmesini engelliyor. İnsanlardan uzak bir yere kaçmıştır mutlaka. Elimizden ancak bu kadara geldi Ekrem Bey. Bana bir ayna ver. Buna da şükretmelisiniz Ekrem Bey. Yüzdeki bütün sinirler kesilmişti. Bu izi ömrüm boyunca taşıyacağım değil mi doktor? Maalesef. Bunu sana ödeteceğim Salih. Yemin ederim. Hayatta sevdiğin, değer verdiğin kim varsa hepsi yanacak. Faturayı hazırlayıp şirkete gönderin evet, lütfen. Evet, bağış üstü. Salih Bey, telefon efendim. Hı? Alo. Salih Bey, Bora'nın izini bulduk. Kartalkaya'da Kartal Otel'de kalıyormuş. Kartalkaya, bu hiç aklıma gelmemişti. Sağ ol Rifat, iyi iş becerdin. Yakında görüşürüz. Bir dakika, bu arada Ekrem hastaneden çıktı. Bir bacağı sakat kalmış, yüzünde de derin yara izleri var. Beter olsun. Polise de hiçbir şey anlatmadı. Mutlaka intikam peşindedir. Biraz dikkatli olsanız. Takma kafana bunlar avukat bey. Gün gelir onunla bir kere daha hesaplaşırız, olur biter. Yer yarılıp da içine girmedi ya bu adam. Bir yerlerde olmalı. Akla gelen her tarafa baktırıyoruz efendim. Bulunması an meselesidir. Ya o Bora denen züppe? Herhalde o da abisiyle beraber olmalı. Size yarına kadar müsaade. Bulamazsanız haliniz dumandır. Ona göre. Bulunacak.
miydin abi? Bir haber yok değil mi? Hadi hazırlan gidiyoruz. Yoksa... Evet. Onun nerede olduğunu buldum. Acele et, yolumuz uzun. Abi öyle mutluyum ki. Seni ne kadar çok seviyorum bilemezsin. Ne aptallık ettim de güvendim size. Bu kadar adamsınız. Şu iki köpeğin izini bulamadınız. Patron bize bir iki gün daha izin ver. Hayır. Artık bekleyemem. Bu Salih itinin başka yakınları yok mu? Yakınları var. Var demek. Söyle bakalım. Sevdiklerinin başına bir iş gelse bu Salih iti çıkar mı ortaya? Çıkar. Çıkması lazım. Böyle bir adam sessiz duramaz. Hadi öyleyse iş başına. Ne düşünüyorsun öyle? Aklından çıkaramadığın o soruyu ne zaman soracaksın? Hangi sorudan söz ediyorsun? Elindeki polis raporunda. Kıbrıs polisinin verdiği o belgede. Bunu hatırlamak istemiyorum. Eğer bir parça dikkatli olsaydın ya da benim tarafımdan olaya bakmak isteseydin, o belgenin altındaki Türk yetkililerinin notunu da görürdün. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum Salih abi. Kıbrıs Rum kesiminin polisi Türk olduğum için beni sınır dışı etmek istiyordu. Onun için sicilime böyle bir kurt taktılar. Benim uyuşturucu maddelerle en ufak bir ilgim yok. Sonra bu anlaşıldı, temize çıktım ve vatanımın pasaportunu aldım. Ama sen dosyayı elde ettin ve sadece işine gelen yerleri okudun. Sus yeter artık. Belki ben de senin yerinde olsam aynı şeyi yapardım. Bora'yı herkesten, her şeyden daha çok seviyorsun değil mi? Evet. Ben de Salih abi. Ben de. Hoş geldiniz Salih Bey. Hoş bulduk. Bora burada mı? Evet. İyi ki geldiniz. Sıkıntı içinde dolaşıp duruyordu. Nerede şimdi? Dışarıdaydı biraz önce. Hanımı odaya çıkarın lütfen. Baş üstüne. Ben şimdi gelirim. Bora? Abi! Seni kaçak seni. Öyle özlemişim ki seni. Son günlerde kahroldum, bunaldım. Yalnızlık, umutsuzluk canıma tak dedi. Kabus bitti artık deli oğlan. Sana anlatacağım çok önemli şeyler var. Özledim Pipis. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Bir ömür boyu. Ölene dek. Ne istiyorsun benden? Seninle işim yok kadın. Oğullarını arıyorum. Ama nerede olduklarını söylemezsen elimden bir kaza çıkabilir. Ne yapacaksın? Neden arıyorsun onları? Bu benimle onların arasında özel bir mesele. Benim oğullarımın senin gibi biriyle ne meselesi olur ki? Hem ne sanıyorsun? Yerlerini bilsen bile söyler miyim hiç? Benden günah gitti. Bunu sen...
Salih Bey İstanbul'dan arıyorlar. Önemliymiş. Buyurun. Alo. Salih Bey, ben Rifat. Evet, ne oldu? Çok şükür sizi bulabildim. Anneniz. Hemen buraya gelmeniz lazım. Annem. Çocuklara haber verin. Bu akşam hazır olsunlar. Eğer yanılmadıysak eğlence bu gece başlayacak. Vakit geldi Salih Efendi. Seni dört gözle bekliyorum. Nihayet gelebildiniz. Durumu nasıl? Ciddiyetini koruyor. Ekrem köpeğinin işi değil mi? Evet. Anneme dikkat et. Kaldırın. Yıllardır bu anı bekledim. Şimdi yerlerde köpek gibi sürüneceksin. Ben intikam alırsam böyle alırım. Şimdi kardeşinle kız da gelecek. Onları da öldüreceğim. Sen burada bekle. Onların gelişine engel olmasın. Abinin haber vermeden otelden ayrılması biraz tuhaf değil mi Bora? Ha, ne dersin? Yok. Önemli bir şey olduğunu sanmıyorum canım. Garip bir his var içimde. Korkuyorum Bora. Korkma sevgilim. Biraz sonra evde olacağız. Anneni göreceğim diye öyle heyecanlıyım ki. Sanki bulutların üzerinde uçuyorum. Thank you.
Annem seni çok sevecek. İnşallah abim de evdedir. İnşallah. Kaybediyorsun. Hastaneye götüreceğim seni. Dur koçum. Gerek kalmadı. Yaşayacaksın abi. Götüreceğim seni. Bunca yıl beni taşıdığın gibi taşıyacağım seni sırtımda. Siz mutlu olun yeter. Birbirinizi sevin çocuklar. Bilin ki şu koca dünyada ikinizden başkası destek olamaz size. Sen abi, sen varsın bize arka çıkacak. Kanat gerdin, mutluluk bağışladın ikimizi. Yolumuz ayrılıyor artık koçum. İster miyim sizleri yalnız bırakmak? Bacım, gelinim. Sana emanet kardeşim. Üstü açık yatar geceleri. Ört ki üşümesin. Kazaklar ör erkeğine. Sana da örerim abi. Ben sizin gelininizsem. Siz de benim canlarımsınız. Oh. Rahatım şimdi. İkinizi de yüreğimde taşıyorum. Böylesine dolu yürek kime nasip olmuş ki? Tutuşun el ele. Son bir kez göreyim ikinizi. Son değil abi. Her şeyin başlangıcı olacak. Uzun yıllar mutlu olacağız. Uzun yılları ben şu ana sığdırdım. Mutluyum. Sizler yaşadıkça. Ağabey.